Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Faslun. El ezan vel ikametu sünnetun. Ezan ve kamet sünnettir. Ve kıyla farz-ı kifayetin zayıf bir görüşe göre ise farz-ı kifayedir. Ve innama yuşra'anil mektubetin. Ezan ve kametin yalnızca farz namazlar için okunması meşrudur. Yani ezan ve kametin sadece farz namazlar için okunması meşrudur. Sünnet namazlar, cenaze namazı ve adak namazları için ezan okunması meşru değildir. Çünkü farz namazlarda ezan ve kamet okunacağına dair bir rivayet sabit olmamıştır. Ve yuqalu fil aydi ve nahvihi as-salate camia, bayram ve benzeri namazlarda as-salate camia, yani namaz toplayıcıdır ifadesi söylenir. Buna göre bayram, güneş tutulması, yağmur duası, teravih ve benzeri cemaatle kılınması meşru olan her türlü nafile namazda es-salate camia, yani namaz toplayıcıdır ifadesini söylemek meşrudur. Vel cedidu nedbuhu lil munferidi, İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre tek başına namaz kılan kimsenin ezan okuması menduptur. Ve yerfa'u savtehu illa bi mescidin vekaat fihi cemaatun, kişi tek başına namaz kıldığı zaman, yalnız başına ezan okuduğu zaman sesini yükseltebilir, ama içinde cemaatin bulunduğu bir mescid ise sesini yükseltmez. Buna göre İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre bir yerleşim bölgesinde ve açık alanda namaz kılan kimsenin namaz kılmak istediğinde ezan okuması mendüptür. Tek başına namaz kılmak için ezan okuyan kişinin kendi duyacağı sesle okuması yeterlidir. Cemaate ezan okuyan kimsenin ise onlara işittirecek kadar sesli okuması şarttır. Çünkü bunu terk etmek namazı bildirme amacıyla bağdaşmaz. Çünkü namaz bildirmektir. Eğer başkasına bildirecekse sesini yükseltmesi lazım. İmam Şafii'nin her iki görüşüne göre de tek başına namaz kılan kimsenin kamet getirmesi menduptur. Kamette de kişinin kendi duyacağı sesle söylemesi yeterlidir. Cemaat için kamet getiren kimse ise cemaate duyuracak kadar sesli okur. Ancak kamette ses ezana göre daha kısık olur. Yine tek başına namaz kılacak olan kimsenin ezan okurken sesini yükseltmesi menduptur. Ancak mescit gibi cemaatin bulunduğu yerlerde kişi sesini yükseltmez. Ve yuqimu lil faiteti, kişi kaza namazı için kamet getirir. Ve la yuezzinu fil cedid, İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre kaza namazı için ezan okumaz. Kultu el kadimu ezzaru vallahu alem, derim ki İmam Şafii'nin kadim görüşü daha güçlüdür vallahu alem. Yani farzın kazasını kılmak isteyen kişi kamet getirir. Bu konuda bir ihtilaf yoktur. Çünkü kamet farzın başlangıcıdır. Farz namazın başlangıcıdır. Bu namazın da bir başlangıcı vardır. İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre kaza namazı kılarken ezan okunmaz. Sadece kamet getirmek yeterlidir. Ama İmam Nevi şunu söylüyor. Diyor ki bana göre İmam Şafii'nin kadim görüşü daha güçlüdür. Kadim görüş nedir? Kadim görüşe göre kaza namazı için de ezan okunur. Bu hüküm cemaatle kılınan kaza namazı içindir tabii ki. Kaza namazı için de ezan okunacağına dair rivayetler vardır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bir vadide uyuyakaldılar. Güneş olduktan sonra uyandılar. Güneş yükselinceye kadar hareket ettiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi ve abdest aldı. Sonra Bilal namaz için ezan okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldı. Sonra sabah namazının farzını kıldı. Böylece her gün yaptığı gibi namazı kıldı. Bu rivayet de gösteriyor ki sabah namazı kazaya kalmış ama kaza kılarken namazdan önce ezan okunmuş, ondan sonra namazın kazası yerine getirilmiş. İmam Şafii'nin cedid görüşüne göre ise ezan vaktin haktıdır.
Vaktin hakkıdır. Eski görüşüne göre ise farzın hakkıdır. Vaktin hakkı olduğuna göre, yeni görüşe göre kaza namazı için ezan okunmaz. Ama farzın hakkıdır denilirse, o zaman kaza namazı da farz olduğundan dolayı onun için de ezan okunmak söz konusu olabilir. فَاِنْ كَانَ فَوَائِتُ لَمْ يَذِنْ لِغَيْرُ الْاُولَى Şayet kişinin kaza namazları birden fazla ise ilki haricindeki namazlar için ezan okunmaz. Yani kişi birden fazla kaza namazını aynı anda kaza etmek istediğinde yalnızca ilk kaza namazı için ezan okur. Diğerleri için okumasına gerek yoktur. Birincisi hepsi için kifayet eder. وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْاِقَامَةُ لَا الْاَذَانَ عَلَى الْمَشْهُورِ Meşhur görüşe göre kadınlar cemaati için kamet getirmek menduptur. Ezan okumak mendup değildir. Yani meşhur olan görüşe göre kadınlar cemaati için içlerinden birinin kamet getirmesi menduptur. Ezan okumak mendup değildir. Çünkü kadının yüksek sesle ezan okuması halinde fitnenin söz konusu olmasından korkulur. Kamet ise hazır olanları namaza kaldırmak için olduğundan kamette ezanda olduğu kadar ses yükseltilmez. Vel ezanun mesna vel ikametu furada illa lafzal ikameti. Ezan sözleri ikişer ikişer okunur. Kamet sözleri ise birer kere okunur. Ancak kat kameti salatu ifadesi hariç. Yani ezan sözleri ikişer ikişer okunur ama en sonundaki la ilahe illallah sözü bir defa okunur. Kamet sözleri ise teker teker yani birer kere okunur. Sadece kat kameti salatu ifadesi iki kere okunur. Kat kameti salatu ifadesinin iki defa söylenmesinin hikmeti bu ifadenin kametle amaçlanan şeyi yani namazın başladığını açık olarak ifade etmesidir. Ve yüstenu idracuha ve tertiluhu ve tercihu fihi. Kametteki sözlerin birbirine eklenerek okunması sünnettir. Ezan sözlerinin ise ayrı okunması ve tercih yapılması sünnettir. Yani kametteki sözlerin harflerini açık olarak okumakla birlikte bu sözlerin hızlıca okunması sünnettir. Ezanın sözlerinin ise ağır okunması sünnettir. Ezanda tercih de sünnettir. Tercih şehadetleri iki kere açıktan söylemeden önce iki kere gizli olarak söylemektir. Yani eşhedü en la ilahe illallah bir de eşhedü enne Muhammeden Resulullah o şehadet kelimeleri açıktan söylenmeden önce iki kere gizli olarak söylenir, sonra açıktan ifade edilir. Şehadetleri gizli söylemekten maksat kişinin kendi duyabileceği bir sesle söylemesidir. Ve tesvibu fi subhi sabah ezanında tesvip yapmak sünnettir. Yani sabah ezanı okunduğu zaman hayya alessalâh, hayya alel-felah dedikten sonra iki defa es-salâtu hayrun minen-nevm demek sünnettir. Ve en yüezzine kaimen lil kıbleti müezzinin ayakta kıbleye karşı dönerek ezan okuması sünnettir. Yani müezzinin hem ezan okurken hem de kamet getirirken kıbleye doğru dönmesi sünnettir. Çünkü kıble yönü en şerefli yöndür. Yine müezzin gücü yettiği halde kıbleye dönmeksizin veya ayakta durmaksızın ezan okursa bu mekruh olmakla birlikte yeterli olur. Çünkü bu hareket ezanı ihlal etmemektedir. Yatarak ezan okumak, oturarak ezan okumaktan daha şiddetli derecede bir mekruhluktur. Müezzinin ezan okurken minare yüksek bir teras gibi yerlere çıkması sünnettir. وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ وَمُوَالَاتُهُ Ezandaki sözlerin sırayla okunması ve peş peşe okunması gerekir. وَفِي قَوْلٍ لَا يَضُرُّ كَلَامٌ وَسُكُوتٌ طَوِيلَانِ Bir görüşe göre ise ezan okuyan kimsenin ezanın arasında uzun süreli konuşmasının ve susmasının ezana zararı olmaz. Yani ezandaki ve kametteki sözlerin sırayla okunması farzdır.
Ayrıca bunun yapılmaması ezanla oynandığı izlenimini doğurur, namazı duyurma amacını bozar. Şayet müezzin ezanı sondan başa yani tersine doğru okursa bu ezan sahih olmaz. Ezan ve kametteki sözlerin ara vermeksizin okunması farzdır. Çünkü bunu yapmamak duyuru yapma amacına uymaz. Zayıf bir görüşe göre ise ezan kelimelerini okuma esnasında zikir anlamına gelecek şeyleri okumanın zararı olmadığı gibi uzun süreli konuşma ve susmanın da ezana bir zararı olmaz. Ve şartul müezzini el-İslamu ve temizu ve zukuretu. Müezzinde bulunması gereken şartlar Müslüman olması, temiz sahibi olması, erkek olmasıdır. Yani ezan okuyan ve kamet getiren kimsenin Müslüman olması şarttır. Kafir ibadete ehil olmadığından onun okuduğu ezan ve kamet sahih olmaz. Ayrıca ezan ve kamet namaza çağrı içindir. Oysa kafir namaza inanmamaktadır. Ezan okuyan ve kamet getiren kişinin mümeyyiz olması da şarttır. Mümeyyiz olmayan kişinin ibadete ehliyeti bulunmadığından dolayı bu şart gereğince onun okuyacağı ezan ve kamet sahih olmaz. Yine müezzinin erkek olması şarttır. Kadının imamlık yapması sahih olmadığı gibi okuduğu ezan da sahih değildir. Yani kadın müezzinlik yapamaz. وَيُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ وَلِلْجُنُبِ اَشَدُّ وَالْاِقَامَةُ اَغْلَظُ Abdestsiz kimsenin ezan okunması mekruhtur. Cünubun okunması daha şiddetli derecede mekruhtur. Abdestsiz ve cünüp kimsenin kamet getirmesi daha ağır derecede mekruhtur. Yani kişinin abdestsiz olarak ezan okunması mekruhtur. Bununla birlikte ezan okuyan kimsenin cünüp olması daha şiddetli biçimde mekruh olur. Çünkü cünüplük abdestsizlikten daha ağır bir durumdur. Kameti abdestsiz ve cünüp okumak ezana göre daha ağır derecede mekruhtur. Çünkü kamet namaza daha yakındır. Dolayısıyla burada daha ağır bir mekruh hükmü söz konusudur. وَيُسَنُّ الصَّيِّتُ حَسَنُ الصَّوْتِ عَدْلٌ Gür sesli, güzel sesli ve adil kimsenin müezzin olması sünnettir. Yani müezzinde bazı niteliklerin bulunması sünnettir. Bunlardan bir tanesi gür sesli olmasıdır. Çünkü gür sesli olmak sesin daha çok kişiye ulaştırılmasını sağlar. Bir tanesi güzel sesli olmasıdır. Çünkü müezzinin güzel sesli olması dinleyenin kalbini yumuşatır, davete icabet etmeye yönlendirir. Bir diğeri de adaletli yani güvenilir, güzel ahlaklı olması. Bu onun vaktin girdiğine dair sözünün kabul edilmesi içindir. وَالْاِمَامَةُ اَفْتَلُ مِنْهُ فِي الْاَسَّحِ Esah görüşe göre imamlık müezzinlikten daha faziletlidir. قُلْتُ الْاَسَّحُ اَنَّهُ اَفْتَلُ مِنْهَا وَاللّٰهُ عَلَمْ Derim ki daha doğru görüşe göre müezzinlik imamlıktan daha faziletlidir. وَاللّٰهُ عَلَمْ Yani müezzinliğin mi yoksa imamlığın mı daha faziletli olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Esah görüşe göre imamlık müezzinlikten daha üstündür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve halifeler imamlığa davet etmişlerdir. Ayrıca bir şeyi yerine getirmek onun için çağırmaktan daha üstündür. Diğer bir görüş ise İmam Nevevi'nin tercih ettiği görüştür. İmam Nevevi'nin görüşü şudur. Ona göre müezzinliğin imamlıktan daha faziletli oluşudur. Ve şartul vaktu ezanın şartı vaktin girmesidir. İlla subha fe min nisfel leyli ancak sabah namazı bunun dışındadır. Sabah namazı için ezan okumak gece yarısından itibaren sahih olur. Yani ezanın şartı vaktin girmesidir. Çünkü ezan vaktin girdiğini bildirmek için okunur. Bu yüzden vakit girmeden önce okunan ezanın sahih olmayacağı ve bu şekilde ezan okumanın caiz olmadığı konusunda icma vardır. Çünkü bu insanların kafasını karıştırır. Sabah namazı ise bundan istisna edilmiştir. Sabah namazı için gece yarısından itibaren ezan okumak sahihtir. Çünkü bir hadis-i şerifte şöyle vardır. Bilal geceleyin ezan okur.
Öyleyse İbni Ümmü Mektum'un ezanını duyuncaya kadar yiyin için. Yani sabah ezanın vakti gecenin ikinci yarısından itibaren meşru olmuştur. Zira gecenin ikinci yarısı sabah namazına daha yakındır. Çünkü gecenin çoğu geçmiş, ezanın vakti yaklaşmıştır. Bu yüzden gecenin ikinci yarısı sabaha nispet edilir. Ayrıca sabah namazı girdiğinde insanlar arasında uyuyan, cünüp olan kimseler olabilir. Onları uyandırmak ve vaktin başındaki fazileti elde etmeleri için onları hazırlamak sebebiyle ezanı önce okumak müstehap olmuştur. Ve yüsennü müezzinani lil mescidi, bir mescid için iki müezzinin bulunması sünnettir. Yüezzinü vahidun kablel fecri, müezzinlerden birisi sabah namazında fecirden önce ezan okur. Ve ahiru ba'dahu, diğeri de fecirden sonra ezan okur. İki müezzinin olmasının yararlarından biri sabah namazında bir müezzinin fecirden önce, bir müezzinin de fecirden sonra ezan okumasıdır. Tabi bunun yanında ihtiyaç ve maslahata göre müezzin sayısı artırılabilir, sadece iki ile sınırlandırılmaz. Artık ihtiyaç ve duruma göre müezzin sayısı da artırılabilir. Ve yusennu lisamiahi mislu kavlihi, müezzini dinleyen kişinin onun söylediklerinin aynısını söylemesi sünnettir. İlla fi hayyi aleteyhi fe yekulu la havle ve la kuvvete illa billah. Ancak hayyi ala sala ve hayyi ala felah cümleleri yerine la havle ve la kuvvete illa billah der. Yani müezzini işiten ve dinleyen kimsenin onun sözlerini tekrarlaması sünnettir. Kamet okuyan kişiyi İşiten için de bu geçerlidir. Kamet getirilirken de kamet sözlerini tekrarlamak sünnettir. Bir hadis-i şerifte şöyle geçer. Ezanı duyduğunuzda müezzinin dediğinin benzerini söyleyin. Dolayısıyla cünüp ve hayızlı olan kimselerin de ezanı tekrarlaması sünnettir buna göre. Müezzin ezanı okurken dinleyen kimse onun peşinden aynı sözleri tekrarlar. Ama hayya ala salah, hayya ala felah sözlerinde onun gibi tekrarlamaz. Onlar söylenildiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çeker. Kultu ve illa fi tesvibi feyekulu sadakte ve berirte vallahu alem. Derim ki sabah ezanında es salatu hayrun minen nam ifadesi okunurken de kişinin sadakte ve berirte, yani doğru söyledin ve iyilik ettin demesi sünnettir. Vallahu alem. Buna göre sabah ezanında müezzin es salatu hayrun minen nevm dediğinde dinleyen kişi es salatu hayrun minen nevm demez. Bunun yerine sadakte ve berirte der. Böyle yapması sünnettir. Ve li kullin en yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de ferâhihi. Ezan bittikten sonra herkesin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuması sünnettir. Yani ezanı okuyan, işiten, dinleyen kimselerin ezan ve kamet bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuması sünnettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzini işittiğinizde onun söylediklerini tekrar edin. Sonra bana salatu selam edin. Çünkü kim bana bir kere salat ederse Allah Azze ve Celle bunun sebebiyle ona 10 kere salat eder. Sümme Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeh ve salatil qâimeh âti Muhammeden nil vesilet vel fadîleh ve ba'as mekâmen mahmûden illezzi ve'atteh. Bu duayı yapması sünnettir. Ezan bittikten sonra. Yani ey bu tamamlanmış davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver ve ona onu kendisine vaat ettin. Makamı Mahmud'a yükselt, yücelt. Ezandan sonra bu şekilde de dua yapmak sünnettir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.